Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Futbol 2024 Mobile'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Şöyle oyun planına tıklayalım arkadaşlar. 3-2-3-2 dizilişini hem kullanacağım. 3 tane stoper var. Fakat genelde ofansif çift santraforlu bir kadro oluşturmak istedim. Çünkü bugün Cruyff'u, Forlan'ı ve yedeklerde de nerede o? Yer nerede o? Evet, burada Raul'u deneyeceğiz arkadaşlar, ama Raul'u ikinci yarı kullanacağım. İlk yarı Ronaldo'yu kullanacağım. Böyle bir kadro oluşturdum. Dediğim gibi benim ligim etkinliğindeyiz. Bu oyuncuları en iyi benim ligim etkinliğinde değerlendirebilirsiniz. Hani nasıl oynadıklarını en iyi benim ligim etkinliğinden görebiliriz arkadaşlar. Online maçta ilk maçta, iki maçta, üç maçta falan fark etmesi, hani üç maçta bir tanesini fark ettin diyelim. Bir maçta başka bir oyuncuyu fark ettin. Çünkü online maçta böyledir, ama kolay maçlarda böyle değildir. Çünkü hepsini aynı anda deneyebilir, hepsine aynı anda gol atabilirsin. O yüzden arkadaşlar benim ligimden şöyle orta seviyede ilerleyip bir maç atacağız. West Ham United'la Cruyff falan yukarı bakıyor. Güzel. Cantona değil de. Ya da Cantona'yı Messi'nin yerine alalım şöyle. Tamam, güzel. Rakibin kadroya bakmamıza gerek yok gerçi. İleri diyelim, şöyle bir güzel bir maç atalım istiyorum. Güzel bir maç çıksın istiyorum arkadaşlar. West Ham United'da. Bu arada evet, başlayalım, tamam. Cruyff ile başladık. Forlan, Cruyff, Cantona, ver aşağı Salah'a. Salah ver Cantona'ya. Evet, Johan Cruyff, uzaklardan deneyelim. Johan Cruyff sol ayağına denk geldi, basit bir toplu. Kaleci Araola. Ofansif aldım Cruyff arkadaşlar. Santrafor'da denemedim. Belki ikinci yarı Santrafor'da denerim. Belli olmaz. Evet. Baresi. Atıyoruz. Cruyff. Vieira. Ver Cruyff'a. Johan Cruyff uzaklardan direği patlattı. Güzel vurdu bu arada. Mohamed Salah. David Alaba. Patrick Vieira, Matheus. Cantona. Forlan vurdu, çekti, olmadı. Kolibali. Matheus. Cantona. Patrick Vieira. Dakika 17, henüz gol atamadık arkadaşlar. Çok güzel verdi Cruyff'a. Johan Cruyff dudak uçuklatan. Johan Cruyff rakibe çarptı. Orta kaldıracağız. David Alaba topun gerisinde. Şöyle ortamızı kaldıralım. Ön direkte Baresi var falan. Hayır. Alamadık topu. Ronaldo, Cruyff, Johan Cruyff direkten dışarı çıktı. İkinci direğe ya Johan Cruyff'un. Çok fazla direğe vuruyor bu adamlar. Araola, Kolobali indir. İndirdi, çok güzel. Matheus. Forlan, Ronaldo kaçtı. Cristiano Ronaldo. Nasıl gol attı ama? Ronaldo atıyor abi. Ben anlamadım ya. Ronaldo nereden attı bak, gene bak. Çekip vuruyor, golünü atıyor ama diğerleri atamıyor. Yani Ronaldo'nun bitiriciliği mi çok yüksekti acaba? Bir dakika ya. Bir dakika kardeşim, bu ne ya? Ronaldo Tener'de bitiriciliğine bakalım. Ofansif farkındalık da 90. Bitiricilik 94. Cruyff'un bitiriciliği nedir? 12 direkt direğe çarptı sürekli, 2 tane. Ha, 85, tamam. O yüzden olabilir, doğru olabilir. Ama top sürmesini deneyeceğim şimdi Cruyff'un arkadaşlar. Ver abi Cantona. Ola. Salah. Top sürmesini deneyemem, santrafor almışım çünkü. Kudüs. Mehmet Kudüs. Evet, Baresi sıyırdı. Ronaldo, Cantona, Cruyff. Çok güzel. Çok güzel de kaleye tutmadı.
Harbiden birazcık bir tık bitiriciliğe verseymişim iyiymiş. Ben bunu bir ayar yaparım maçtan sonra arkadaşlar. Yani bitiriciliği düşük. Ben bunu santraforda oynatmak hata gibi geldi bana. Şöyle yapalım. Cantona'yla yer değiştirelim. Cantona'nın bitiriciliği ne ki? En azından Cantona'nınki 90, Cruyff'inki birazcık daha ofansif olarak basılmış gerçekten. Boşluk kollayan oyuncu olarak. Cruyff. Johan Cruyff girmiyor yani. Ne yaparsan yap girmiyor. Çünkü harbiden bitiriciliği düşünmedim yani. Bitiriciliğine bakmadım, otomatik fulledim. David Alaba kaldır. Baresi direkten döndü. Allah bu gol. Hadi be, olmadı. Bu arada arkadaşlar mükemmel bir kadrom oluştu yani. Artık hiçbir oyuncuya ihtiyacım yok. Artık hiçbir başarılı bir oyuncuya ihtiyacım yok. Çünkü elimde hepsinden ikişer tane var. Yani bundan sonra gerçekten böyle büyük top açılımları yapmak sadece kaşıntı olur. Bir ya da oyuncuyu hani seviyorsak falan ondan dolayı. Evet. Araola dakika 44, hadi kullan be. Yapay zekanın da bu oyunu sevmiyorum. Çok ağır be kardeşim. Topu alamıyorsun 2 saat. Evet, bitti. İlk yarı bitti. Raul'u mu alsak santrafor ikinci yarı acaba? Gol atamadık. 11 tane şut çekmişiz. Gol yok. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Cantona'yı çıkartıp Raul'u direkt buraya alalım. Raul'un bitirici neymiş? Neymiş? O da sol açıkta oynayabiliyor mesela. Bitiricilik 93. Raul'u mesela kullanabiliriz. Rovaşıt'a falan attırabilir miyiz bunlara? Hiç de Rovaşıt'a attırmıyorum. Rovar Tokalas'ı alalım. Figo'yu alalım şöyle, tamam mı? Böyle bir devam edelim. Forlan kalsın, belki değiştiririz yorulunca tabi. Henüz hiçbirinden bir verim alamadık. Zouma. Lucas Paqueta. Figo. Already up and running for the second half. Number 17. Well, 1-0 may be good enough, so they may err on. Roberto Carlos. Roberto Carlos'un ne iş vardı orada ya? Kafa vuruşu. Çok enteresan. Bende bir tane big time role vardı arkadaşlar. Eski big time'lardan, onu hiç kullanmadım. Ya yani fazla kullanmıyordum ama belki bu iş yaparsa kullanabilirim. Ama bilmiyorum. Hadi Roberto Carlos, güzel bir orta kaldı. Wow, kafa vuruşu golünü attı. Süper yedek özelliği var mıydı onun bilmiyorum ya, hiç bakmadım. Oyunculara özelliklerinden maç sırasında bakan ben. Becerilerine. Kafa var ama süper yedek yok. Forlan'da da kafa var. Kafa özelliği var. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Tottenham take a two-goal lead and things should be coming. Vurdurmadılar. Ne yaptım, ne ettim, vurdurmadılar. Alaba, Matheus, Vieira, Roberto Carlos, Raul ikinci kafasını atıyor. İkinci kafa golünü attı Raul. Galiba hat-trick yapar mı Raul yani? Ben diğer oyunculardan bekliyordum bir şey ama yapamadılar. Aslında Raul'dan hiç memnun değildim. Yani Raul'u hiç istemiyordum da. Cruyff'un arkadaşlar top sürme becerileri, topla alakalı becerileri çok iyi ama hani iş bitiriciliğe gelince birazcık hani ona göre fullemen gerekiyormuş. Onu fark etti. Mesela bitiricilik açısından Raul ve Forlan çok daha iyi. Mesela bakalım. Batıyor, uzaklardan deneyelim mi? Dışarıda. Dakika 70 olmak üzere arkadaşlar. Raul'a hat-trick yaptırırız herhalde. Bir tane daha attırırız diye düşünüyorum. Ama ben şey açısından
Cruyff açısından çok üzüldüm herhalde. Şeyini, gerçi üzülmeme de gerek yok ya, hallederiz. Çünkü baksana top sürmesi falan çok iyi. Al sana Cruyff. Rakibe çarptı. Offside. Yani ofansifte çok iyi kullanılabilir tabii ama bitiricilik açısından biraz düşük. Sadece şey yapabilir mesela, alçaktan pas, yüksekten pastan biraz kısıp, top sürmeden de bir tık kısıp arkadaşlar bitiriciliğe verebilirim. Hızlanmadan da alabilirim belki. Yani santrafor olarak da basılabilir. Sonuç olarak oyuncu sıfırlama diye bir şey var artık. O yüzden çok da problem değil bu. Forlan, Raul, Raul gidiyor. Raul uzaklardan. Oh, attı lan. Vallahi attı, Raul'a bak. Raul hat-trick yaptı arkadaşlar. Bak aynı şutu mesela Cruyff ilk yarı kullandı aynı mesafelerden. Ama direkten döndü. Yani bu benim vurduğum yönle alakalı değil. Birazcık bitiricilikle alakalı bir şey. Ama dediğim gibi mesela şeyde kullanılabilir. Ofansifte çok rahat kullanılabilir ama bitiricilik beklenmez. Böyle otomatik fullenirse tabii ki. Fakat santrafor olarak fullenip kullanılabilir. Tekrar söylüyorum bunu. Bakalım Forlan'ı attırabilecek miyiz? Yetişemedi, yoruldu Forlan. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Roberto Carlos. Bak mesela Raul direkt kafa vurmaya gitti. Gördünüz mü şu an? Yani direkt top Roberto Carlos'a geldiğinde santrafora koştu. Forlan'dan da bir fayda görmedim ama tabii ki de kullanılabilir yani. Yani iş yapar gene de. İlk bir maç iş yapmadı diye bir daha hiç iş yapmayacak diye bir şey yok. O yüzden şu an hiç pişman değilim top açılımlarımdan. Ama Raul'a hat-trick yaptırdık. Raul'un ben bu kadar etkili oynayacağını gerçekten düşünmemezdim yani. Çünkü top rakip bizde olduğunda, takım arkadaşlarında olduğunda Raul ne olursa olsun santrafora koşuyor arkadaşlar. Onun bir özelliklerine bakacağım şimdi. Ay maça başladık. Bir dakika, geri. Neyse. Sonra şey yaparız. Hatta dur Raul'un şuradan özelliklerine bakalım. Maçtan çıkarız. 3 puandan bir şey olmaz. Boşluk kollayan oyuncuymuş. Ondan da olabilir ama direkt şeye koşuyor yani. Santrafora koşuyor. Top kontrolü sürmesi falan da çok da kötü değil. Bitiriciliği de iyi. Hava hakimiyeti nerede? Kafa 77 olmasına rağmen iki tane kafa attı. Bir tane de uçtu da kaleci kurtardı onu. Ve bitiriciliği falan da çok iyi. Ben dediğim gibi bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum Raul'un. Becerilerine bakalım. Kafa hakimiyeti var zaten. Gelişine şut. Güzel, ben buna beceri tekrar kullanırım. Memnun kaldım yani. Evet arkadaşlar, videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. En beğendiğim oyuncu Cruyff. Tabii ki de Raul. Forlan, ben Forlan'ı ikinci sıraya yazmıştım. Hani Cruyff, Forlan, Raul diye sıralamıştım. Beğeni açısından. Top açılımı yapmadan önce kağıt üstündeki özelliklerine bakınca, fakat şöyle oldu. Cruyff tabii ki de hepsinden daha çok istiyorum, çünkü Cruyff'ı hepsinden daha çok seviyorum, çünkü o kadar Cruyff için emek harcadık biliyorsunuz ki bir önceki videoda. Fakat Cruyff'ı santrafor olarak fullleyip kullanabiliriz santrafor olarak, fakat ofansifte daha etkili böyle otomatik fullendiğinde. Ama Raul'la mesela, Raul'la Cruyff'ı da santrafor olarak fullediğinde karşı karşıya koyabiliriz. Arkasına ofansife Messi, Cantona'yı falan alırız. Sonra Ronaldo'yu alırız. Sağ Muhammed Salah'ı alırız. Ne olur? İlk yarı bitiricilik üzerine oynar. En az 4 tane atarız yani. Online maçlardan bahsediyorum. Ama her maç için de geçerli değil bu arkadaşlar. Videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.